Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere muazzam bir ekmek tarifi hazırladım. Gördüğünüz gibi ekmeklerimiz çok güzel. Kahvaltılık için hazırladım ben bu ekmeklerimizi. Tabii akşam yemeği için veya normal ekmek için böyle yemek için büyük bir ekmek de hazırlayabilirsiniz. Bu bezeyi ikiye bölüp İki tane ekmek olaraktan veya yuvarlak yapıp yuvarlak bir ekmek olaraktan şekli size kalmış. Ben böyle küçük küçük olsun, kahvaltıda şık olsun diye böyle ekmekler hazırladım. Ekmeğim daha yeni çıktı fırından, biraz sıcağı geçti. Bu şekilde şöyle size dışı çıtır çıtır gördüğünüz gibi, içini de hatta şöyle açayım gördüğünüz gibi. Harika pişmiş. Hiç hamur kalmamış. Şöyle göstermek istiyorum. Doku testi yapmak istedim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Bana da destek olmuş olursunuz. Evet, şimdi malzeme listemize geçelim arkadaşlar. Evet, ekmeğimiz için gerekli malzemelerimiz su, un, bir yemek kaşığı mayam, bir yemek kaşığı şekerim, bir tatlı kaşığım da tuzum var. Bu kadar. Ekmek için gerekli malzemelerimiz bu. Bu kadar. Şimdi ekmeğimiz için gerekli olan ön mayamızı hazırlayacağım. Ön maya ne demektir? Ekmeğimizin daha çabuk kabarması, daha çabuk yoğunlaşması için ön maya hazırlayacağız. Bunun için ılık suyum var. Bir bardak. Böyle bir su bardağı ılık suyum var. Hemen içerisine mayamı döktüm. Şekerimi de döküyorum. Tuzu sonra kullanacağız arkadaşlar. Şöyle ayırdım tuzumuzu. Şimdi bu karışımımızı güzelce karıştıracağız. Şöyle çırpıcı yardımıyla veya spatula, kaşık, siz hangisini uygun görürseniz. Ben böyle bir çırpıcı kullandım. Şimdi bir bardak unumu da içine ekliyorum. Ön mayamız için gerekli olan işlemi yapıyorum. Şöyle güzelce iyice unumu da karıştırayım. Gördüğünüz gibi böyle bulamaç kıvamını aldı bile. Şöyle 2 saniye, 3 saniye hiç durmadan çırpıyorum. İyice karışsın diye mayamızla. Şimdi bu işlem gördüğünüz gibi kıvamı da böyle oldu. Kıvamını da gösteriyorum. Püf noktalarıyla anlatmaya çalışıyorum. Evet, bu şimdi folyo ile kapatıyorum. 15 dakika oda ısısında mayalanması için bırakacağım. Ve diğer işlemimize geçiyorum hemen arkadaşlar. Ön mayamızı yaptık, hazırladık. Şimdi hiç durmadan şöyle bir su bardağı suyun içerisine soğuk su, yani çeşme, normal çeşme suyu arkadaşlar. Hemen 2 yemek kaşığı, pardon, 2 su bardağı unumu bu şekilde hazırlayacağım. Bir kenarda da ön mayamız olurken bu karışımı bekleyecek. Şöyle 2 su bardağı hemen unumu koyuyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bu ölçü 2 ekmek için arkadaşlar. Siz daha fazla yapabilirsiniz. Bu şekilde güzelce toparlayana kadar hazırlayacağım. Güzelce toparlandıktan sonra da bir kenarda da bunun üzerini kapatıp
Ön mayamız olana kadar bu da bir kenarda bu şekilde bekleyecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı. Evet. Hamurumuzun kıvamı bu. Bu şekilde telimi içerisinden çıkarttım. Ve hemen üzerine bir kapak örteceğim. Şöyle bir tepsi örttüğüm zaman bu da bir kenarda bekleyecek. Sofra bezine sarıp beklettiğim ön mayamız gelmiş arkadaşlar. Şöyle hemen ağzını açayım. Gördüğünüz gibi kıvamını şöyle göstermek istiyorum. Köpük köpük. Harika olmuş. Kıvamı bu. Bu şekilde. Şimdi hazırladığımız bir su bardağı unla, bir su bardağı suyla 2 su bardağı un hazırladığımız hamurumuzun içine de bu ön maya hazırlığını katıyoruz. İkisini birlikte güzelce buluşturuyoruz. Şöyle bir tahta kaşıkla veya spatulayla sizler de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Böyleyken arkadaşlar bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Ve güzelce hem tuzumuzu eritmiş oluyoruz hem de ikisini bir güzel karıştırmış oluyoruz. 30-40 saniye kadar bu şekilde güzelce karıştıracağım. Sizler de ara vermeden bu şekilde güzelce karıştırın. Gördüğünüz gibi harika olmuş. Güzelce hem tuzum eridi hem de iki hamurum birbirine karıştı. Evet. Karışımımız hazır. Şimdi bu karışımımıza şöyle bir su bardağı un alacağım. Kontrollü bir şekilde un ekleyeceğiz arkadaşlar. Unumuzun kalitesi ne kadar koyacağımızı kendimiz unumuza göre ayarlayacağız. Şöyle ben bir su bardağını aldım. Güzelce şöyle ikisini birlikte bir su bardağımı hepsini kullandım. Şöyle hamurumuzu yoğururken katlaya katlaya bu şekilde katlaya katlaya hamur elde edeceğiz. Ne çok yumuşak olacak ne de çok sert bir hamur olacak. Orta kararda bir hamur elde edeceğiz. Şimdi bunu 2 dakika boyunca yoğuracağım elimde. Kenarlarından bastıra bastıra bu şekilde yumruklayacağım. Hamurumuzu asla parçalamayın arkadaşlar. Böyle elimize hafif yapışan bir hamurumuz olacak. Gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Yaklaşık bir 5 dakika kadar bu şekilde
dışından içine katlaya katlaya hamurumuzu yoğurdum. Gördüğünüz gibi hamurumuz bu şekilde oldu. Şimdi bu hamurumuza üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat boyunca mayalanmasını bekleyeceğiz. Bir sofra bezine saracağız. Çünkü sıcak olması lazım ortamın çabuk mayalanması için. Tabii mayanızın ortamın sıcaklığına göre bu 40 dakika, yarım saatte de mayalanabilir. Ona göre kontrol ederekten sizler ona göre yapın. Ama güzel bir ekmek için yaklaşık 1 saat mayalansa gayet iyi olur. 1 saat sonra görüşürüz. Evet. Hamurumuz çok güzel mayalanmış. Gördüğünüz gibi tel tel olmuş durumda. Şimdi şöyle tezgahıma hafif un sepiyorum. Ve bütün hamurumu da bu şekilde tezgahımın üstüne aldım hamurumu. Mayalanan hamurumu. Hamur kalmasın. Evet, şöyle hafif un seperekten arkadaşlar dıştan içe doğru hamurumuzun havasını güzelce alıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel mayalanmış hamurum. Yaklaşık 1 saat boyunca mayalandı. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamurum var. Böyle arkadaşlar dıştan içe doğru havasını, hava kabarcıklarını fazla almadan böyle böyle toparlayacağım hamurumu. Hamurumun havasını aldım bu şekilde. Şimdi biraz daha yumuşatacağım. Ekmeğimizi arkadaşlar şöyle, ben küçük küçük ekmekler yapmak istiyorum. O yüzden bu şekilde hamurumuzu küçük ekmekler olacak şekilde bezeler alacağım. O yüzden şöyle eşit olması için açtım. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle eşit parçalara şimdi bu ayırdığım parçaları bezimizi arkadaşlar şöyle dıştan içe doğru yumak haline getireceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi hafifçe elimizle yapıp un serptiğimiz şu bölgeye hepsini bu şekilde hazırlayıp koyacağım. Dıştan içe doğru yumak haline getireceğiz. Gördüğünüz gibi çok kolay yapması. Dıştan içe doğru getirip kolayca bu şekilde hepsini hazırlayacağım ben. Gördüğünüz gibi son bezemi de hazırladım bu şekilde. Şöyle hafif un serpiyorum tezgahıma. Şöyle hafifçe açıyorum. Ekmeklerimizi şekillendirmeye başladım. Şu elimizi una batırdım. Şöyle iki tarafını büzdürüyorum.
Gördüğünüz gibi şöyle. Şeklimi verdim. Gördüğünüz gibi şöyle küçük bir ekmek görüntüsünde. Yağlı kağıt serdim tepsime. Ekmeklerimi, yaptığım ekmeklerimi hepsini dizeceğim. Şöyle iki ucunu birleştirdim. Kenarlarını hafif böyle bastırarak bu şekli. Evet, şöyle küçük bir somun ekmek şekli. Bir tane daha göstereceğim. Şöyle hafif açıyorum. İki ucunu birleştirdim. Bu şekilde ters çeviriyorum. Şöyle kenarlarını hafifçe bastıraraktan sanki büyük bir somun ekmeğin küçüğünü yapmış gibi. Bu şekilde sizler de hazırlayın. Az sonra görüşürüz. Son bezemi de yaptım. Az önceki dediğim gibi arkadaşlar, kalabalığa göre, ekmek yapacağız miktara göre ölçüyü ister çoğaltırsınız, ister azaltırsınız. Ben şöyle kahvaltılık minik ekmekler hazırladım. Şimdi bunu arkadaşlar 10 dakika tepsi mayası olması için üzerine temiz bir mutfak havlusu örtüyorum. Bu şekilde 10 dakika bekleyecek tepsi mayamız olana kadar bu şekilde. Daha sonra görüşürüz. Evet, şimdi tepsi mayamız geldi. Bir 10 dakikadır, 15 dakikadır bu şekilde bekledi. Arkadaşlar şöyle fırınımızı çalıştırdım şimdi. Çünkü önden ısıtılmış bir 250 derece fırına ihtiyacım var. O yüzden fırınımızın tabanına yerleştirmek için şöyle ısıya dayanıklı bir kabın içerisine su koyacağım. Bu ekmeğimiz için çok önemli bir püf noktası. Sizler de mutlaka bu suyu fırınınıza ısıtırken fırınınıza koymayı unutmayın. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi tepsi mayam gelmiş. Hemen tepsi mayamı gelen hamurlarımı şöyle bir keskin bir bıçak da olur arkadaşlar. Benim mutfakta kullandığım şöyle bir jilet var. Ekmekler için kullanıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi başlıyorum keskin bir şekilde çizik atıyorum şöyle verevine. Derince bir çizik atıyorum. Bütün hamurlarımı bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle bir hafif verevine hamurlarımı kesecek şekilde hepsini jiletle kesiyorum. Jiletle kesip attığım ekmeklerimizin üzerlerine şöyle su. Sade su sürüyorum arkadaşlar. Sizler yoğurt da sürebilirsiniz. Güzel kızarsın istiyorsanız. Ama su da aynı işlemi yapıyor. Emin olun. Şöyle fırça yardımıyla güzelce bütün hamurlarımın üzerine bu şekilde yumurta sürer gibi suyumu da sürdüm. Fırına gitmeye hazır arkadaşlar. Önceden ısıttığım 250 derece fırınıma
koyacağım. Pişme aşamasında size çekeceğim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi fırında ekmeklerimiz muazzam bir şekilde pişiyorlar, kabarmışlar. Kestiğimiz yerlerden gördüğünüz gibi tam bir ekmek kıvamını almış. Şu an pişiyor hala. Bu da ekmeklerimizin fırın aşaması. Doldurduğumuz su dolu kabımız da kaynıyor. Şimdi bu esnada arkadaşlar fırınımızı açıyorum. Şöyle ilk buharı gitsin. Altındaki suyumuzu hemen alıyorum. Şöyle dikkatli tutun, elinizi yakmayın. Ve ekmeklerimizi böyle bir 5-6 dakika daha pişireceğim. Tabii ki çıtır çıtır olması için. Sizlerin fırını daha çabuk pişiriyorsa 1-2 dakika da yeter. Herkes fırınını kendi biliyordur zaten. Ve işte o muhteşem sonuç. Ekmeklerimiz fırından sıcak sıcak çıktı. Sıcacık daha. Şöyle altlarını da göstereyim size. Gördüğünüz gibi kahvaltıda, yemekte muazzam ekmekler. Harika. Şöyle bir bastırayım. Dışı çıtır çıtır, içi tam pişmiş. Çok sıcak, o yüzden açamadım içini. Evet, bu da beklenen son.